Bismillahirrahmanirrahim. Hocam, şehitlerimiz olduğu için kutlama yapmak doğru olmaz. Onun için yılbaşı kutlamaları yapılmasın deniliyor. Evet, çok doğru değilmiş. Yılbaşı zaten ayrı bir mevzu. Müslümanın kutlaması ne kadar doğru, orasını ayrı işlemiştik zaten. Ama madem şehidimiz var, böyle bayram edasıyla yapılacak şeyleri biraz askıya almak gerekir. Şu an yapılacak tek şey nedir? Düşmandan şehidimizin kanı yerde kalmasın diye. Ulu davamız ki bütün dünyaya İslam'ın adaletini yaymaktır o ulu davamız. Bu davamız sekte görmesin diye daha bir gayretle düşmanın üzerine yürümek, düşmana korku salmak şu an yapacağımız onlar. Şimdi öyle oynamak, zıplamak vesaire zamanı değil. Zaten yılbaşı kutlamak hiçbir zaman Müslümanın işi, eğlencesi olamaz. Normal yani yılbaşından hariç Müslümanın eğlencesi olan şeylerde bile şu noktada tabii ki askıya almak gerekir. Ha bunun yanında yas tutulması gerekir mi diye bazıları da şey yapmışlar. Biz zaten yani eskisinden binlerce yıllık tarihinden beri hep savaş etmekle maruf olan at üzerinde büyüyen bir ecdadın torunuyuz bizler yani. Kılıç kalkan, yay kuşanmak şiarımız, silah kuşanmak şiarımız, cephede düşmanla vuruşmak şiarımız. Savaş ve mücahede cihat. Bunun iki tarafı da var tabii ki. Zafer, zafere nail olma tarafı da var. Şehit düşme tarafı da var. Bunlar hep olabilir, olabilecek şeylerdir. Davamız düşmesin yeter ki, bayrağımız düşmesin yeter ki. Bu yolda bugün onlar olur, yarın biz oluruz. Sırayla hepimiz inşallah cihat edeceğiz. Bu bizim vazifemizdir. Böyle bir şeyden yasa girmek, yas tutmak davası küçük olan insanların işi olur. Davası büyük olan insanlar böyle şeylere alışkındır. Şehit olur, tabii ki üzülürüz. O güler yüzün, o güzel insan aramızdan kaybolduğu gittiği için. Ama seviniriz. Onun en ulu makamlara eriştirdiği için bu hayatta yaşanır. Boş boş da ölebilirdi insan. Bir sokağın kenarında, bir park kenarında donarak da, üşüyerek de veyahut da açlıktan da ölebilirdi. Evet. Veyahut da bir günah mekanında ölebilirdi. Ölmüyor mu bir sürü insanlar, bir sürü gençlerimiz ölüyor gidiyor. İşte uyuşturucunun kucağında, fuhuşun kucağında, çetelerin kucağında, PKK'nın kucağında nice nice insanlar ölüyor gidiyor. O şekilde de ölebilirdi yani. O haseble böyle bir ulu davada can vermiş, Allah'ın izniyle en ulu makamlara ermiş bir kardeşimizi yani uğurlar olsun diyerek göndermektir Müslüman'a yakışan. Yas tutmak da yerinde olduğunuz büyük devletlerin işi değil yani böyle şeylerde yas tutmak. Özellikle cihat şiarı olan Müslüman devletlerde buna alışkın olmak gerekir yani.